Korkut Eke'nin, efendim Mehmet Ağar'ın, Engin Alan'ın ve Çakıcı'nın bulunduğu fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafı böyle bir kez de izleyicilerimize de aynı zamanda gösterirken o yorumunuzu biraz daha açar mısınız efendim? Ya bu fotoğraftaki insanları tabii ben suçlamak istemiyorum ama bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Şimdi sosyal psikolojik açıdan baktığım zaman ben. Bir psikolojik harekete tabi tutuluyor Türkiye toplum. Hani propaganda metotlarından biridir bu. Korkutursunuz, sindirirsiniz, pusturursunuz, konuşturamaz hale getirirsiniz. Yani ondan sonra da ya ne yaparsak yapalım bu sistem değişmeyecek, sandığa gitmeyelim dedirtirsiniz. Temel hedef bu. Bu psikolojik harekatın bir uzantısını bugün Sayın Bahçeli'nin konuşmasında gördük. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, bugün de Sayın dedi. Nasıl çok da şaşırdım yani. Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Gel de diyor delikanlıysan böyle bir şey. Buradan al diyor. Bir dakika ya. Teslim etmeyeceğim diyor. Sen hukuktan güçlü büyük müsün? Devletten büyük müsün? Teslim etmeyeceğim diyor. Hepimiz demokrasi ve hukuka tabiiz. Bu devletin kanunlarına tabiiz bak. Çevremizde biliyoruz bazı devrimci liberal arkadaşlarımız beni zemmediyorlar. Ya ne kadar devletçisin. Suriye'de devletsizliğin ne olduğunu gördük, Irak'ta ne olduğunu gördük, Libya'da ne olduğunu gördük. Ama bu devletimizi, cumhuriyeti çoğulcu demokrasiyle taçlandıracağız inşallah. Sivil toplumu güçlendireceğiz. Burada bir psikolojik bir harekat çekiliyor. Yani bu öyle bir günlük, iki günlük olay değil, yıllara sarık bir olay. Ve bu aklın ben MHP'yi açtığını düşünüyorum. MHP'deki bazı saf yurttaşlarım diyor ki ya işte davaya zarar veriyorsun. Kardeşim ben zarar vermiyorum. Davanızı savunmak bana düşüyor. Ben CHP üyesiyim. CHP'deki bir ülkücüyüm. Türk milliyetçisiyim. Bir vatanseverim. Cumhuriyetçiyim. Bana düşüyor. Siz eğer davanızı sahip çıkacaksanız, içinizde kirli insanlar varsa bu insanları dışarıya kusun ya kusun atın demiyorum. Kusun artık ya. Kusun da bizim de sizi savunmak zorunda kalmayalım ya. Türkiye'nin problemlerini konuşalım. Gülsel Bey'le biz bir araya gelelim. Siyaseten ne yaparız onu konuşalım. Sayın Şen'le bir araya gelelim. Hukukta nerede eksiyiz? O bize yol göstersin. Biz çalışalım. Yani. Tek başıma kendimi kurtaramam ben. Ülke olarak biz birbirimizi kurtarırız. Sadece Türkiye kendini kurtaramaz. Kendini kurtaramaz. İnsanlıkla beraber kurtarırız. İnsanlığın problemlerini tartışarak kurtarırız. Ya şimdi biz yani nasıl bir zamanda yaşıyoruz? Nasıl bir abuk zamanda yaşıyoruz? Ya bugün kendi kendime onu sordum. Orada MHP'yi Ben aşan bir teslim akıl etmem var. diyor. Ben teslim etmem diyor. Ben de diyorum ki sen gücünü nereden alıyorsun teslim etmeme gücünü? Eğer suçsuzluğuna inanıyorsan bırak orada suçsuzluğu ispatlansın bu insanların. Biz de özür dileyelim. Diyelim ki haksızlık yapmışız bu arkadaşlara ya. Ey milletim, ey halkım özür dileriz. Arkadaşlar sizden de özellikle özür dileriz ya. İftira atmak istemedik ama yorum yaptık. Bunun cezası neyse de hukukun da katlanırız diyelim yani. Ben teslim etmem. MHP'ye iftira atılıyor. Pardon. Ben mi MHP'ye iftira atıyorum? Sayın Devlet Bahçeli benim kadar mı bu ülkücü harekete hizmetim var senin? Şimdi beni konuşturmasınlar. Ben silah yakalatmadım. Silah cezası aldım 6136'dan ifadelerle. Senin arabanda göl başında vahim makine tüfekler yakalandı gidip ifade verme. Bakın bizi konuşturmak zorunda bırakmasınlar. Ama şunu da bilsinler kimseyi tehdit etmiyorum. Benim başıma bir iş gelirse diye ben 2 yıl önceden çektiğim kasetler var bakın. İnsanlara. Ölürsem de bunlar yayınlanacak. Kimin kahraman, kimin ne olduğu görünecek. Rahmetli Türkeş'in kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman. Kimseyi de tehdit etmiyorum. Ama oradaki hesaplaşmamı CHP'ye de taşımak istemiyorum bak. Ne dediğimi işi bilenler anlar. Ama yani olaylar da artık buralara getirdiler ya. Bugün hala hakaret ediyor ya Sayın Genel Başkan. Bizlere iftira ediyor ya. Biz MHP'ye saldırıyoruz. Niye saldırıyoruz ya? Biz mi saldırıyoruz? Siz niye kendinizi temize çıkaracak hamleleri yapmaktan kaçınıyorsunuz? Niye bu şerefli camiayı zan altında bırakıyorsunuz? 3-5 kişiyi koruyacağız diye. Neden çekiniyorsunuz? Ne sizin elinizi kolunuzu bağlıyor? Ben bunu merak ediyorum. Bunlar da soruyorum. Anadolu'daki ülkücüler de soruyor.
Hala yönetimde olan MHP'deki arkadaşlarım arıyor beni. İyi ki seninle çalışmışız diyor ya. İyi ki gücünü senden öğrenmişiz. Hala MHP yönetimindeler. Bakın bunlar. Bunları görmezden gelemezsiniz. Bu sosyoloji sizi boğar. Binlerce arkadaşımın kanı var sizin oturduğunuz makamlarda. Bizim ikballerimiz var. Biz sizi saltanat sürün, ülkücü evlatlarımızı öldürün diye bu mücadeleyi vermedik. Her şeye haklı çıkmış bir dava bu şekilde rezil edilemez. Peki Sayın Aldemir. Ben MHP'yi konuşmaktan da artık yani istemiyorum konuşmak. Yani. Peki. Az önce bir Gölbaşı'yla ilgili bir iddiada bulundunuz. O yani yargıya yansımış bir şey mi anlattınız? Ben tam evet, anlamadım. Evet, yansımış bir şey. Yargıya yansımış bir şey. Nedir o? Makinen tüfekler yakalandı. Bir arabada. Bu arabada Devlet Bey'in üzerindeydi. Ne zaman Devlet oldu Bey'in arabasında. Devlet Bey'in üzerinde derken üzerine kayıtlı mı? Devlet Bey'in arabasında yakalandı. Başka arkadaşlar kullanıyordu. He, başkası bunlar kullanıyordu. Bunlar medyada yansıtılmış, bununla ilgili kitaplarda yazılmış şeyler var. Faruk Bildirici'nin kitabı var, alsınlar baksınlar. Üstadım. Yaklaşık bu hangi yıl bu Alaaddin Bey? 80'den öncesi. Ha 80'den öncesi. 70'den öncesi. Tamam. Orada hani diyorsunuz ki ben bir silahla ilgili bir vukuattan dolayı hapis yattım. Buna ben karşılık, almıyorum. Buna karşılık böyle bir olayda abi. Böyle bir olayda Devlet Bey soruşturulmadı bir de diyorsunuz, öyle mi? Evet. Peki. Evet. Bir şey daha söylediniz ya siz. Ya daha geriye gideriz bak, Kurtuluş Parkı'nda öldürülen Türkçüyü falan da konuşuruz. Bizi konuşturmasınlar. O da mı yine? Türkistan nasıl 12 Eylül'e getirildiğini de konuşuruz ama konuşmak istemiyorum bunlara bakın. O da mı yine 80'ler öncesi? Evet. Peki. Faruk Bildirici'nin de yazdığı bir durum aynı zamanda. Yani yargıya yansımış evet, bir ya. Konu olarak söz ediyorsunuz. Bir de az önce söylediniz ki. Yani o anlattı.